Evet sevgili dostlar, golver.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 70.600 için ayrıca teşekkürler ve 7.310 için de çok çok teşekkürler. Ben her video çektiğimde bunun artmasından dolayı arkadaşlar iki kanalda da ayrı ayrı videoları çekiyorum. İki kanalda da farklı videoları izliyorsunuz. Teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi arkadaşlar uzun uzadıya şeyler var. Fenerbahçe'nin Lille maçından sonra yazarlardan değerlendirmeler var. Mesela herkes bana şunu söylüyor. Hocam diyorlar sen çok iyi niyetlisin. İşte polyanlacılık yapıyorsun. Cart yapıyorsun. Curt yapıyorsun. Falan filan diye. Ancak ben polyanlacılık yapmıyorum. Ben eğriye eğri, doğruya doğru diyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki yok hocam öyle değil. Sen polyanlacılık yapıyorsun. Takım berbattı. Takım çok kötüydü. Takımın ahı gitmişti, vahı kalmıştı. Sen takımın ahı gitmiş, vahı kalmış halinde takımı konuşmadan her şeyi güllük gülistanlık gösterdin. İşte bir de şeyciler başladı. 3-5 tane zibidi. Sen diyor Krunic'i savundun. Krunic çok iyi futbolcu dedin. Şöyle dedim, böyle dedim falan filan. Şimdi eskilerin bir lafı var. Etme eşekle muhabbet küstürürsün. Silme cam kırığıyla kestirirsin diye. Ben sanırım eşeklerle biraz fazla muhabbet ediyorum. Yani ciddiye alıyorum. O yüzden de çok fazla zaman geçiriyorum. Zaman geçirmeyeceğim arkadaşlar. Yazarların hemen hemen hepsi benimle aynı şeyleri söylüyor. Takım iyiydi. Ancak ritmini bulamadı. Beklenilen gol gelmedi. Şanssız goller yenildi. Fenerbahçe turu Kadıköy'de rahat alır. Yeter ki ve yeter ki destekleyin diyor. Yani anlatabildim mi arkadaşlar? Bilmiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Yani uzun lafın kısası yazarlar bunu söylüyor. Ancak birkaç yazarın özel bir şeyi var. Nedir o özel şey? Özel şey şu arkadaşlar. Uğur Meleke diyor ki İrfan Can'ı 8 numara oynat diyor. Yani İrfan Can Kahveci'nin 8 numara oynadığını biri söylesin diyor Mourinho'ya. Çünkü Mourinho herhalde bilmiyor diyor İrfan Can Kahveci'nin 8 oynadığını. Deniz Çoban faul pozisyonunu göremedik diyor. Fenerbahçe Kadıköy'de çözer genel görüşü var. Buse Çavuşoğlu biraz madalya kazandı. Buse Naz kızımız, evladımız Buse Naz Çakıroğlu. Bugün 22.47'de altın madalya maçına çıkacak. Allah yar ve yardımcısı olsun inşallah. Onun dışında Sander Berge ısrarı Mourinho'dan teklif yükseltildi diye. Arkadaşlar Sander Berge'de çok ısrarcıymışız. Ve teklifi de yükseltmişiz. Öyle söylüyor kendileri. Yani haberi yapan kendileri öyle söylüyor. Ve haberi yapan arkadaşlar Sander Berge için Fenerbahçe'nin coştuğunu söylüyor. Şimdi Sander Berge kaç yaşında arkadaşlar? Ben bir habere ulaştım da. Sander Berge hani 23-26 yaşında mı? 26 diye hatırlıyorum ama yanlış mı biliyorum? Evet 26 yaşında. Hani Nicolas Dominguez'in tercih edilmeme sebebi biraz 30 yaşında olmasından dolayı deniliyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi Ferdi Kadıoğlu genç olduğu için teklifleri açık bir oyuncu. Öyle değil mi? Şimdi Nicolas Dominguez niye tercih edilmedi de bunlar oluyor. Yeterince detaya girdim diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani herhalde başka anlatacağım bir şeye gerek yok. Sander Berge konusunda Manchester United alıyor, anlaşıyor falan filan diyorlar. Ben bilemem. Yusuf Dikeş'ten İrfan Can Kahveci paylaşımı bravo İrfan diyor. Bu arada İlkay Gündoğan'ı bize çok yazıyorlar. Arkadaşlar İlkay Gündoğan bir yere gitmeyecek. Biz almayacağız İlkay'ı. Hem paramız yetmez hem de almayacağız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ha bu arada Krunic demişken Krunic kulüp arayışı içerisinde. Ancak kulüp arar, kulüp bulamaz. Bir şey diyemem. Ben bir şey söyleyemem. Ama yani durum bu. İlkay Gündoğan konusunda ben beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Ha bekleyen varsa da bir şey diyemem arkadaşlar açıkçası. Ama ben beklemiyorum, siz de beklemeyin. Onun dışında Krunic görüşmelerini sürdürüyor ama sıkıntı. Bak Çağatay Kurukalıp sözleşme feshine yakın. Burak Kapacak feshine yakın. Luan Perez Santos'ta imzalamak üzere, aklıma gelmişken bunları söyleyeyim. Omar Faik Olimpiyat'ta mükemmel bir performans sergiliyor. Omar Faik'i bize bırakmazlar gibi geliyor bana. Onu da özellikle söylemiş olayım.
Crespo's Kent kulüp arayışı içindeler. Hani bu üçlü kesinlikle gidecek. Bu üçlünün kaçarı kurtuluşu yok. Kesinlikle bu üçü gidecek. Luan Perez de gidecek kesinlikle 4. Burak Kapacak Çağatay gidecek 6. Bak ben bu 6'sına kesin diyorum. Omar Faik'i kiralık oynayabileceği takıma göndermek istiyoruz 7. Emre Mor ve Cengiz Ünder görüşmeler halindeler ama gitmemekte biraz diretiyorlar 8-9. João Pedro gidecek 10. Bakın 10 tane isim. Ya bunların haricinde mesela Maxim'in geldi. Eyvallah. Levent Mercan'a kulüp arayışı içindeydi Fenerbahçe ama Ferdi'nin durumuna bağlı olarak Levent Mercan'ın olayı değişebilir. Livakovic'e talip var diyorlardı, alakası yok. Tadic, Dzeko, Livakovic, Szymanski şimdilik herhangi bir yere gitmiyorlar. Fred aynı şekilde. Hani bunları da söylemiş olayım. Bu Senaz'a da bu arada bir kere daha başarılar diliyorum. Onun dışında İrfan Can Kahveci'ye çifte talip yollar ayrılıyor mu? İrfan Can Kahveci ile Monaco ilgileniyor. Ayrıca Lazio ilgileniyor. Arkadaşlar Monaco, Lazio. Bunlar ciddi talipler. Ve öyle teklifleri basit teklifler değil. Bu arada Yusuf Dikeç de İrfan Can'a selam çakmış. O da çok hoş bir olay oldu. Yani İrfan Can'la ilgilenen kulüpler var. Fenerbahçe'nin beklentisi 16 milyon euro. Fakat 16 milyon euroyu verirler mi? Ben sanmıyorum. Ben sanmıyorum arkadaşlar. Yani kesinlikle sanmıyorum. 16 milyon euroyu İrfan Can'a verecek olsunlar, bugün satarız. Onu da şiddetli bir şekilde söylemiş olayım arkadaşlar. Ondan sonra başka ne var? Ama İrfan Can Kahveci'nin de gideceğini çok zannetmiyorum. Şimdi Fenerbahçe'ye Paris Saint-Germain'den orta saha Kanarya görüşmelere başladı. Görüşmelere başladık. Kimdir? Carlos Soler. Şimdi arkadaşlar Carlos Soler ismine bizim hani bizden giden bir teklif yok. Bizden giden bir görüşme talebi yok. Bizden giden bir hani haştıradır, haça bırakırsınız talebi yok. Bilginiz olsun. Ha onlar bize bir teklifte bulunur. Futbolcumuzu öneriyoruz der. Ben ona bir şey diyemem. Anlaştık mı? Yani onlar bize bir teklifte bulunursa ben bir şey diyemem. Yani onlar teklifte bulunmuştur. Demiştir ki işte size verelim. İşte uygun fiyata verelim. Şöyle olsun böyle olsun. Ben bir şey diyemem. Ama yani başka bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi ikinci olay şu. Bu arkadaş ve diğer arkadaşlar. Bak ben burada şunu belirteyim arkadaşlar. Kimse benim babamın oğlu değil. Ancak duyumu verirken şunu asla unutmayın. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu bir durum var. Yani bir harcama limitleri var, bir başka limitler var. Bunlara dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Goretzka, Leon Goretzka. Bu arkadaşla ilgili şunu yazmışlar. Bak ben çok hayret ettim. Dünya yıldızından Fenerbahçe'ye müjde, Branko Almanya'ya uçuyor. Yani futbolcudan müjde gelmiş. Branko da Almanya'ya gidiyormuş. Ne demek bu? Ya bu şu demek Türkçesi. Gelin alın demişler. Branko da almak için gidiyormuş. Arkadaşlar böyle bir olay yok. Gerçekten böyle bir olay yok. Ah keşke olsa ama yok. Ve Goretzka ismini siz kaça vereceklerini zannediyorsunuz? Ben orasında da hayretler içerisindeyim. Arkadaşlar keşke deseler ki ulan Galatasaray bize Sakaboy'u kitledi. Çok paramızı yedi. Ulan Fenerbahçe biz sizden çok fazla para istemiyoruz. 5 milyon euro verin alın falan deseler de alsak. Hocam böyle bir şeye sen inanıyor musun? İnanmıyorum işte size söylüyorum. Siz her şeye inandığınız için. Ne Mario Branco'nun gittiği var, ne aldığı var, ne ettiği var. Geçin bunu. Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat gelişmesi Acun Ilıcalı Amrabat'la görüşerek ikna etti diyor. Arkadaşlar tam olarak böyle değil. Tam olarak böyle değil. Yani Acun Ilıcalı futbolcuyla görüşüyor. Menajeriyle görüşüyor. Futbolcu geliriz diyor. Hani bize göre bir şey yok. Biz geliriz. Fenerbahçe'den memnunuz. Takımınızdan memnunuz. Türkiye cennet cennet diyor.
Biz geliriz diyor. Bizim için bir sıkıntı yok diyor bak. Ancak yani kulübümle anlaşın diyor. Kulübümle anlaşırsanız ben seve seve gelirim diyor. Şimdi siz buradan ne anlıyorsunuz? Yani siz buradan tam olarak ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Futbolcunun anlaşıldığı kesin gelin edin mi anlıyorsunuz yoksa sıradan şeyler mi? Ben buradan hiçbir şey anlamıyorum. Ya futbolcuyla görüşmüş. Demiş ki kulübümle anlaşırsanız tamam. Ama arkadaşlar benim yani hem ulaştığım bilgiler hem görüştüğüm kişiler şunu söylüyor. Diyorlar ki bekliyoruz. Beklemedeyiz. Neyin beklemesindeyiz diyorum. Yani biz tam olarak hani Amrabat konusunda neyin beklemesindeyiz? Diyorlar ki daha iyisiyle görüşüyoruz. O olmazsa bu. Şimdi daha iyisi deyince insanın aklına ne geliyor? Transfermarkt değeri yüksek geliyor. İşte daha iyisi deyince aklına ne geliyor? Daha efektifi geliyor. İşte biraz daha dinamik ismi geliyor. Vallahi ben bilmiyorum Amrabat ismine sıcak bakmıyorum. Ben Kuzey Afrikalı topçuların Fenerbahçe'de iş yapacağını düşünmüyorum. Şimdi herkes En-Nesyri'nin o 4-5 dakikalık periyodunu muhtemelen videolaştırmıştır. İzliyorlardır. Bak bundan bir şey olmaz. İlk maçında hat-trick yapmadı falan diye. Tabii ki de ben o cahil arkadaşlardan değilim. Ama ben şunu söyleyeyim. Kuzey Afrikalılar bizde çok fazla iş yapmıyor. Bak En-Nesyri tutarsa ne güzel. 19,5 milyon euroluk bir yatırım. İnşallah da tutar. Ama Amrabat ismini ben olacağını zannetmiyorum. Ha hedefte başka isimlerin olduğunu o olmazsa Amrabat'a dönüleceği görüşündeyim. Ki herhalde bunda da hepimiz hemfikiriz diye düşünüyorum. Toparlamak gerekirse Carlos Soler ismi bende yok. Bendeki Veri Bankası'nda, Duyum Bankası'nda yok. Ama bize önerdilerse bir şey diyemem. Sander Berge ismi ben Sander Berge'nin ikinci, üçüncü sıralarda falan olduğunu düşünüyorum. Hani tamamen almayacağız. Kesinlikle gelmeyecek. Şöyle böyle kalıbımı basarım. Yok kanalı kapatmasan iddiaya girerim falan filan demiyorum ha. Yanlış anlaşılmasın. Ama bendeki listeye göre 4. 5. sıra ya da 3. sıra futbolcusu. O yüzden Sander Berge'yi ben beklemiyorum arkadaşlar. Siz de beklemezseniz sevinirim. Ondan sonra Leon Goretzka keşke gelse. Keşke gelse de hep birlikte mutlu olsak. Ama bak keşke diyorum. Gelmeyeceğini herhalde anlamışsınızdır. Sofyan Amrabat'ı söyledim zaten son tercihde. İlkay Gündoğan kesinlikle gelmeyecek. Hatta Barcelona'da da devam edecek arkadaşlar. Ondan sonra başka İrfan Can Kahveci. İrfan Can'a 16 verirlerse gider. 16 vermezlerse gitmez. Şu an ben %10 falan görüyorum gitme ihtimalini. Kurunic görüşüyor. Çağatay feshedip gidecek gibi gözüküyor. Burak kapacak kulüp arayışı içerisinde. Hiç olmadı feshedecek. Luan Perez Santos'ta imzalamak üzere. Ha Perez'i sözleşmesini feshettik sayın. İşte João Pedro falan filan da var da. Onların sözleşmesini feshettik. Gittiler sayın. Omar Faiyet ismi aslında bence savunmada denenebilir bir isim. Cidden denenebilir. Benimle alay edeceğinizi biliyorum ama keşke Bekao'yu satsak Omar Faiyet'i oraya monte etsek. İnanın pişman olmazsınız. Ayağı iyi geriden oyun kurabilen genç yetenekli birisi. Bu kadar söyleyeyim. Crespo, Zajc, Kent kulüplerle görüşme aşamasındalar. Zajc yıllık ücretleri beğenmiyor. Kent hiçbir şeyi beğenmiyor. Crespo da Türkiye'deki takımları beğenmiyor. Son görüşmeler bunlar. Cengiz Ünder, Emre Mor görüşmelerini sürdürüyor. Onlar da ne aradıklarını onlar da bilmiyorlar. İnşallah bir an önce giderler. Maksimini, Levent Mercan falan dedik. Aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi 70.600 için teşekkürler. İnşallah siz bu videoyu izlemeye 70.700 olur. Hatta 71.000 olur inşallah. Kanalımızla ilgili üyelik başvurusunda bulunduk. 2 Ağustos itibariyle YouTube bir türlü onayı vermiyor. Bekliyoruz arkadaşlar. Yani YouTube'un bu üstümüze oynadığı adaletsiz oyunu bekliyoruz. Gerçekten adaletsizlik var. Yazık günah bak verdiğim emeğe yazık. 2018 yılından beri ben bu kanala bir emek verdim. Bu kanala haksız yere ceza verdiler. Çok haksız yere verdiler. İki tane, üç tane zibidinin şikayetiyle kanallara eğer böyle cezalar verilecekse birçok kanalı kapatın kardeşim. Bu kanalda küfür yok. Bu kanalda ne bileyim çıplaklık yok. Müstehcenlik yok. Adam öldürün, şunu yapın, bunu yapın yok. Sadece Fenerbahçe'yi yorumluyoruz. Kendi çapımızda bazen heyecanlı, bazen hararetli, bazen komik. Yapmayın, etmeyin bak. Yani Allah sizden çıkartır. Biz burada bir emek veriyoruz. Bak binlerce insan üyeliğin açılmasını bekliyor. Yani binlerce insan bunu bekliyor. Yazık günahtır ya. Neyse.
İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi ki varsınız. Desteklerinizden ötürü ben size teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.